Merhaba hocam. Merhabalar. Yine peygamberimizin hayatından çok tatlı bir örnek. Hem anne babalara hem de öğretmenlere örnek olabilecek, kendilerine düstur edinebilecekleri tatlı bir örnekten bahsedeceğim bugün. Rafi adında bir çocuk bilirsiniz. İşte Medinelilerin hurma ağaçlarını taşlıyormuş. Her gün taşlıyor böyle. Medineliler bakmış bezmişler bu çocuktan. Bir türlü de yakalayamamışlar. Çocuk taşlıyor, alacağını alıyor ve kayboluyor. 1, 2, üç, 5 derken bir tanesi pusuya yatmış. Medinelilerden. Rafi yine her zamanki gibi gelmiş. Ağaçları taşlamaya başlamış. O taşlarken aniden ortaya çıkıp çocukcağızı yakalamış. Yakalamış yakalamasına sonra ne yapmış dersiniz? Elinden tuttuğu gibi peygamberimizin yanına getirip önüne atmış. Bu çok ağır bir şey. Yani Nasıl? çocuklar peygamberimizi çok seviyorlar şimdi. Ve ne demiş? Ya Resulallah biz bu çocuktan bıktık, bezdik. Ağaçlarımızı taşlayıp duruyor. Ne yapacaksan yap. Rafi nasıl üzülmüş, Rafi nasıl kahrolmuş, yüzü kıpkırmızı, boynu düşmüş, böyle yok yok olsa yeridir yani. Yok olsa yeridir. Peygamber Aleyhisselatü bu olay karşısında bakın o kadar tatlı ki çağırmış Rafi'yi yanına. Birinci hareket. Gel yavrucuğum demiş. Yanına almış. Unutmayalım. Bir, yanımıza alacağız. Karşımızdan daha iyidir. İki, başını okşamış. Üç, evladım neden bu amcaların hurma ağaçlarını taşıyorsun diye sormuş. Öyle bir sebebi olmalı. Çocuk da mahcup mahcup açlık ya Resulallah cevabını vermiş. Meğer çocukcağız aç, karnını doyurmak istiyor. Aslında amcaların ağaçlarına zarar zarar vermek derdi falan yok. Efendimiz bu sefer ne diyor? Evladım çözüm öğretiyor bakın. Düşenlerden ye. Onlar senin karnını doyurur. Kaç oldu Barış'cığım? Bir, yanına çağırıyor. İki, başına okşuyor. Üç, neden bunu yapıyorsun diye soruyor. Sonra öğrendikten sonra dört, çözüm üretiyor. Yerden düşenleri ye diyor. O senin karnını doyurur. Beş, dua ediyor. Ya Rabbi bu çocuğun karnını doyur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam muhtemelen o çocuğa başka türlü de yardım etmiştir. Rivayet burada kesiliyor ki peygamber satıyor selam. Nedenli yardımsever olduğunu, bir devlet başkanı olarak fakir fukara nedenli el uzattığını biliyoruz. Hatta çok zengin olmasına rağmen hiç zekat verecek duruma gelememiş. Neden? Sürekli kendi malından da dağıtıyor. Sadece devlet hazinesinden değil. Ama orada çocuğa bir çözüm öneriyor. Yani çocuğun kendi karnını yine helal olan bir yoldan kendisinin doyurması yolunu da bir anlamda göstermiş. Oluyor. Şimdi dostlar bakın biz genellikle sonuç odaklı olaylara yaklaşıyoruz. Süreç odaklı yaklaşmıyoruz. Mesela başınız ağrıyor. Baş ağrısının bin türlü sebebi var. Mideniz mi bozuk, dişiniz mi ağrıyor, gözünüzde mi sorun var? Gerçekten başınızda mı bir sıkıntı var? Yoksa başka bir şey mi var? Bunun sebebini bulmak lazım. Aynen bir doktor hassasiyetiyle yaklaşmak lazım. Biz bir davranışı görüyoruz hemen yargılıyoruz. Bir de böyle yargılama hastalığımız var. Hemen yargılıyoruz. Onun yerine yahu bu çocuk bunu yapıyorsa ya da bu insan bunu yapıyorsa neden? Hani İsmet Özel diyor ya tam cümlesini söyleyemeyebilirim ama intihar eden insanın bu intihar davranışının kalan insanlara bir eleştiri olduğunu söylüyor. Çok güzel bir yaklaşım. Yani siz ne yaptınız da bu adam ya da ne yapmadınız da bu adam intihar etti. Bu kalanlara bir eleştiridir. Şimdi biz bakıyoruz adam şunu yapmış vay alçak herif vay işte terbiyesiz çocuk vay işte sıralıyoruz. İyi de onu o raddeye getiren ne oldu? Şimdi o süreci bilmek lazım. Yani aslında bu söylenenleri ya da şöyle söyleyeyim. Hangi çocuk gidip bir başkasının ağacını taşlayıp da peygamberin huzuruna böyle gelmek ister? Kimse istemez. Ama bir sebebi var bunun. Bu nedenle bir yerde bir sıkıntı varsa. Diyelim bir çocuğumuzun davranış bozuklukları var. İşte bu sınıfta olabilir, evde olabilir, değişik değişik halleri var. İlk soracağımız şey ne olacak? Neden? Neden bu çocuğumuz böyle davranıyor? hangi sıkıntısı var? Onu böyle davranmaya iten nedir? Mesela ben yılların öğretmen olarak şahsen sınıfta davranış bozukluğu gösteren bir çocuk için ilk sorduğum soru bu oluyor. Bu çocuk neden böyle davranıyor? Ailesinde mi bir sıkıntısı var? Çocuğun kendine göre bir sıkıntısı mı var? Ortamdan mı sıkılıyor? Karnı mı aç? Arkadaş sorunu mu var? Nedir yani? Bunu bilmek, öğrenmek lazım. Ve çocuklarımızı yanımıza alarak konuşmak lazım. Bakın biz genelde karşıdan böyle buyurgan bir ifadeyle çocuklarımıza hitap ediyoruz. Oysa onları yanımıza almayız. Onlar kendilerini yanımızda hissetmeliler. Dokunmak, okşamak, sevgi gösterisi bunlar çok önemli şeyler. Yani bu anlamaya çalışmanın da bir ifadesidir. Ve sebebini sormak. Sorduktan sonra da yapabiliyorsak çözüm üreteceğiz. Taşlama. İyi de abi açım hala. Değil mi yani? Taşlama da bana bir şey söylemen lazım. Nasıl doyuracağım karnımı? Ha düşenlerden yiyeceksin. Biz çözemiyorsak çözebilecek birlerine gideceğiz. Yani sorunu tespit etmek çok önemlidir. Ondan sonra da dua çok önemlidir. Hocanın, anne babanın duası çok önemlidir. Aynen şöyle yapıyoruz bakın. Doktora gidiyorsunuz. Sıkıntınız var. Ne yapıyor doktor? Direkt reçete yazarsa olmaz değil mi? Önce sizi bir dinliyor. Güzel güzel. Anlamak için dinliyor. Bakın yargılamıyor. Nasıl başın ağrır ya? Ağrımaması lazım. Saçmalama şimdi. Ne demekmiş baş ağrısı? Duymayacağım bir daha. Böyle bir şey yapar mı doktor? Yapmaz. Ne? Adamın başı ağrıyor ya. Derdi var adamın sıkıntı var yani. Ne yapacaksın? Bir dinleyeceksin. Niçin dinleyeceksin? Anlamak için dinleyeceksin. Yargılamak için dinlemeyeceksin. Dinler. Sonra ne yapar doktor? Kendisi bir muayene eder ince inceler işte ne bileyim göğsünü dinler, a der değil mi? Ağzına bir çubuk sokar, sırtını dinler, benzeri şeyler yapar. Bitti mi? Hayır. Tahlil kağıdını çıkarır, tahlil yazar. İşte kan tahlili, idrar tahlili gerekirse işte MR yok, tomografisi bilmem nesi yazar bunları, verir ve der ki git bunları yaptır. Neden? Çünkü önce teşhis koymak lazım. Bu sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Geldikten sonra Doktor tekrar seni bir dinler, bir daha bir muayene eder, verilere bakar, önüne koyar ve hastalığın adını koyar. Der ki şu hastalık var. Ondan sonra ilacını yazar. Şimdi bunları yapmadan ilaç yazsa belki hastayı öldürür. Bundan dolayı bakın önce tahlil, sonra teşhis, sonra tedavidir. Ve tedavi şefkatli olmalıdır. O ilacı da muhatabın gidip eczaneden alması ve önerildiği şekilde kullanması gerekir. Bu nedenle ailede çatışmalar varsa ya da işte öğrenci öğretmen arasında çatışmalar varsa ya da kendi aramızda karı koca ya da dostlar arasında çatışmalar varsa orada ciddi bir iletişim sorunu var demektir. Kavga etmenin yoluna bakmayacağız. Anlaşmanın çarelerini bulacağız. Ha, i̇lla anlaşmak istemeyene bir şey yapacak değilsin ama neden bu oluyor, bu neden kaynaklanıyor? Bunu tespit edip, teşhis edip ondan sonra ben bunu nasıl çözerim demenin yoluna bakacağız. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, bakın o adamı da eleştirmiyor dikkat ettiniz değil mi? O adama da bir şey demiyor, yaptığı sıradan bir davranış. Ne diyebilir adama yani? Ama orada aslında bir şey diyor Barış değil mi? Adama bir şey diyor mu peygamberimiz? Aslına baktığınız zaman demiyor ama. Ama diyor değil mi? Ama diyor evet. Nasıl diyor? Bununla alakalı yargılamadan ziyade, çocuğu yargılamadan ziyade bunun nedenine, sizin dediğiniz gibi nedenine odaklanmak gerekiyor aslında. Harikasın. Aynadaki görüntüyü düzeltmek istiyorsan ne yapmalısın Barış? Önce kendi kendini düzeltirsen aynadaki görüntü. Efendim çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kanalımıza abone oluyoruz, beğeniyoruz ya da beğenmiyoruz ama mutlaka yorum düşüyoruz. Allah ellerimizi bırakmasın.